Yukarıda belirtilen faktörlerden hangileri enzimatik bir tepkimeyi hem olumsuz hem olumsuz hem de olumlu yönde etkileyecek? Enzim miktarının artışı her zaman bütün şartlar optimumsa olumlu etkiler. Böyle bir şey olmaz bir için. Substrat miktarının artması olumlu etkiler bir süre sonra sabit olabilir. Enzimler doyuma ulaştığı noktada ama kesinlikle olumsuz etkilemez. Ortam sıcaklığının artışı belirli bir düzeye kadar olumlu etkilerken enzimlerin yapısını bozabileceği için sıcaklık belirli bir de düzeye ulaştığında aşağı doğru düşer. Burası 36, şurası 55 santigrat derecedir. Bu soruda sorulan formata uymaktadır. Ortam pH'sının değişimi her enzimin optimum çalıştığı bir pH noktası vardır. Mesela X enzimi pH optimum noktası bu ise optimumdan uzaklaştıkça her zaman bunlar olumsuz etkilenir. Bu da bu formata uyar. Dolayısıyla e, burada sorulan eee Duruma uyan 3 ve 4'tür cevap B'dir. Aşağıdaki grafikte bir organeldeki bazı maddelerin değişimi gösterilmiştir. Bu hücre organeli hangisi olabilir? Şimdi grafiği inceleyecek olursak, bu organelde nişasta artıyor, glikoz azalıyor. Glikoz moleküller birleşerek, çok sayıda glikoz molekülü birleşerek, en sayıda bir araya gelmiş bu organelde ve nişasta oluşmuş. Nişastanın depolandığını görüyoruz bu organelde. Peki hangi organelde nişasta depolanır? Lokoplast organeli bu görevi yapar. Mitokondri glikozu harcayan bir organeldir. Glikozun depolamasını sağlar. Golgi aygıtı nişasta üretmez. Farklı moleküller üretebilir. Vesaire vesaire. Diğer organellerde de nişasta depolanmaz. Burada en uygun depo görevini yapan organelimiz lokoplast olacaktır. Cevap B'dir. Kanun uyuşmazlığında anne RH negatif, çocuk ise RH pozitiftir. Ee, bu durumla alakalı 3 tane öncül verilmiş. Hangileri doğrudur diye bizden soruluyor. Şimdi analiz ettiğimiz zaman anne küçük R küçük R. Baba mutlaka RH pozitif olmalıdır. Diğer gene bilemiyoruz. Yani homozigot ya da heterozigot olabilir. Çocuk da, çocuk da eğer RH pozitif olmuş ise, RH pozitifse anne RH negatif, Baba RH pozitif, çocuk RH pozitif ise bu durum görülebilir. Şimdi çocuğun genotipi nedir kesinlikle? Büyük R'yi babasından alır. Kaynak babadır mutlaka. Annesine böyle bir gen alamaz. Küçük R geni ise kesinlikle anneden alır. Bakalım şimdi analiz edelim. Çocuk büyük R genini babadan almıştır. Doğru annesinde böyle bir gen yok. Çocuk kesinlikle heterozigottur. Başka ihtimal yoktur. Çünkü anneden küçük R geni gelecektir. Anne ve baba kesinlikle homozigottur. Bunu söyleyemeyiz. Çünkü bu yanlış olur. Baba için homozigot olma ihtimali de var. Heterozigot olabilme o ihtimali de mevcuttur. Yalnız doğru doğru olanlar burada öncüllerden 1 ve 2 olacaktır. Sadece 1 ve 2 doğrudur diyebiliriz. Bitkisel bir eşeği ana hücresi mayoz bölünmesi sırasında yukarıda belirten olaylardan hangileri iki kez gerçekleşir? Şimdi burada bitkisel eşeği ana hücresi olduğunu kesinlikle unutmuyoruz. Bundan dolayı sentrozom eşlenmesi bitkilerde görülmez. Bunu hemen çizeceğiz. Sentromer bölünmesi şudur. Bakın kardeş kromozomlar arasında bunları bir arada tutan yapı sentromerdir. Sentromer bölünmesi sadece mayozun ikinci bölünmesinde görülür. Sentromer birbirinden ayrıldığında böyle kardeş kromatitler de birbirinden ayrılmış olur. Evet bu şekilde gösterebiliriz. Sadece mayozun ikinci bölünmesinde görülen bir durumdur. Dolayısıyla bir kez gerçekleşir. Çekirdek sayısının artması mayoz 1'de de mayoz 2'de de görüldüğü için iki kezdir. Yine stöplazma mayoz 1 ve mayoz 2'de görüldüğü için iki kez gerçekleşir. Cevabımız 3 ve 4 olmalıdır. C şıkkıdır. Sağlıklı bir anne ile hemofili bir babanın ilk çocuğu hemofili erkek olmuştur. Bakın bu durum şöyle. Şimdi baba e, hemofiliymiş. Yani x küçük h y. Anne sağlıklı x büyük h. Diğer x'i henüz bilmiyoruz. Erkek çocuk olmuş ve bu hemofiliymiş. Erkek çocuk y'yi babasından alır. Şu kromozomu ise annesinden almıştır. Öyleyse anne taşıyıcı olmalıdır. Buna göre Anne taşıyıcıdır. Doğru. Kız çocuklarında hemofili görülmez. Yanlış. Çünkü hem anneden hem de babadan bu kromozomları kız çocuğu alabilir. Erkek çocuklarının hemofili olma olasılığı 1 bölü 2'dir. Doğru. Çünkü büyük haş taşıyan X alırsa sağlıklı. Diğerini alırsa hasta olur. dolayısıyla çocuğun, erkek çocuğun hemofili olma olasılığı 1 bölü 2'dir. Bu bilgi de doğrudur. Cevabımız bundan dolayı 1 ve 3 olmalıdır. Yani D şıkkıdır. Yukarıdaki şekilde ozon tabakasının oluşumu gösterilmiştir. Şekli analiz edelim. Ultraviyole ışınlarının etkisiyle fotosentez sonucu oluşan oksijen, oksijen atomlarına ayrışır ve oksijen molekülüyle tepkimeye girerek ozon oluşturur. Bakın burada gördüğümüz gibi fotosentez olayı ozon oluşumunu olumlu yönde etkilemektedir. E, bu durumda belirtilen yargılardan hangileri doğrudur? Yer kürede bitki örtüsünün zarar görmesi ozon tabakasının yenilenmesini olumsuz etkiler. Bu doğru. Fotosentez azalırsa oksijen üretimi azalacağı için ozon oluşumu da bundan zarar görecektir. O2 gazını tutan kimyasal gazlar ozon tabakasına zarar verir. Bu da doğrudur. Neden? Çünkü O2 moleküller başka gazlar tarafından tutulursa atmosferin üst katmanlarına ulaşan oksijen molekülleri azalacak ve ozon tabakası yenilenemeyecektir. Ozon tabakası yerkürede fotosentezin yoğun olduğu bölgelerde daha kalındır. Bu da doğru. Çünkü fotosentezin yoğun olduğu bölgelerde daha çok oksijen üretildiği için oksijen tabakası daha kalın olacaktır. Ozon tabakası daha kalın olacaktır. Ozon tabakasının en kalın olduğu yer ekvator, en zayıf olduğu nokta ise kutuplardır. Bak. Kutuplarda ozon tabakasının ince olmasının nedeni, zayıf olmasının nedeni fotosentez oranının düşük olmasıdır diyebiliriz. Bundan dolayı bu yargılardan her üçü de doğrudur. Cevabımız E şıkkı olmalıdır.